Action Script'te noktalı virgül kullanımı ise satır sonlarını bildirmek için kullanacağımız işarettir. Bu kural Action Script içerisinde mutlaka koymamız gereken bir kural değilmiş gibi gözükse de mutlaka her satır sonuna noktalı virgül yerleştirmemiz gerekmektedir. Aynı şekilde noktalı virgül kullanarak ben tek satıra da birden fazla tanımlama veya birkaç satırı sıkıştırabilirim. Bunun için mutlaka noktalı virgülü kullanmak zorundayım. Çünkü Action Script sadece noktalı virgülle satır sonunu anlamaktadır. Örneğin bir adet değişken tanımlıyorum. Değişken tanımladım. Bu satır bittiği için sonuna noktalı virgül koydum. Alt satıra geçtim. STR'ye. İşim bittiği için tekrar noktalı virgül yerleştirdim. İstersem STR'ye hemen noktalı virgül koyduğum için istersem ikinci satırdan devam edebilirim, istersem üçüncü satıra devam edebilirim. Çünkü noktalı virgülü gördükten sonra STR eşittir Ersin işlemini Action Script bir işlem olarak görüp bitirecektir. Daha sonra noktalı virgülden sonra yeni bir işleme başladığını anlayacaktır. Ve tekrar noktalı virgül koyup tekrar devam edebilirim. Sürekli. Ve tekrar noktalı virgül. Bu şekilde noktalı virgül kullanarak satır sonunu Action Script'te bildirebilirsiniz.